Merhaba herkese. Hoş geldiniz arkadaşlar. Evde otururken birden aklıma geldi. Bugün 2023'ün son günü. Birlikte olmak istediğimiz belki arkadaşlarımız vardır, dostlarımız vardır. İletmek istediğimiz dileklerimiz vardır. Ya da söylemek isteyip de söyleyemediklerimiz vardır. Bunlar için her bir an bir fırsat bizim için. O yüzden bugün sizlerle aklıma birden düştü. Hadi birlikte birazcık sohbet edelim diye düşündüm. Evet, sanırım arkadaşların gelmesi bekleniyor. 2023'te neler yaşadık? Bize neler getirdi 2023? Neler elde ettik? Heybemize neler koyduk? Bu koyduklarımız bizim ne işimize yarayacak? Hiç düşündük mü? Sizce sebepsiz bir şey var mıdır? Sebepsiz yaratılmış insan ya da yaratılmış varlık var mıdır? Eğer bu dünyaya geldiysek, her birimizin bir amacı, bir oluş şekli vardır. O yüzden yaşadığımız olaylarda sebepsiz olmadığını düşünüyorum. Hoş geldin abla. 2023'te yaşadığımız her neyse, güzellikler olabilir, üzüntüler olabilir, istemediğimiz şeyler olabilir ya da bizi havaya uçuracak kadar neşeli olaylar olabilir. Hepsini aldık, kabul ettik. Aslında ben aldım, kabul ettim diyebilirim. Önce kabul etmeliyiz ki yeni şeyler için yolumuz açılsın. Bunlar için niyetlerimiz olsun. Paylaşabilelim, aktarabilelim. Evet, 2023 benim için arkadaşlar güzel geçti her şeyiyle, iyisiyle, kötüsüyle. Varlığıma, yaratıldığıma, Rabbime teşekkür ediyorum. İyi ki bu dünyaya gelmişim. İyi ki bu ailede doğmuşum. İyi ki bu çevrede yaşıyorum. Öncelikle yanımda olduklarım, belki de her an onlara teşekkür edemediğim arkadaşlarım, dostlarım, çevrem, ailem, evim. İyi ki varlardı, iyi ki benimlelerdi. Hepsinin yanında olmasından harika mutluluklar duydum. Ve büyük bir olay geçirdik. Pandemiyi atlattık, savaşlar oluyor. Her ne oluyorsa gerçekten yaşandığı yerde oluyor. Bizler belki hissetmeye çalışıyoruz. Onların yaşadıklarını anlamaya çalışıyoruz. Ama elimizden geldiği kadar. Dualarımız 2023'ü belki hatırlamak istemediği şekilde geçirenler olsun. Çünkü birlikten kuvvet doğar diye düşünüyorum. Yani biz bir olursak, birlikte olursak her şey çok daha güzel ve keyifli olur. 2024'de umut ediyorum ki savaşlar olmasın. Herkes mutlu olsun. Paylaşabilelim. Birbirimizi sevebilelim. İnanın, Rabbimin verdiği rızıklar o kadar çok ki. Yani bunları bizim bitirmemizin imkanı yok. Bizim bitirmemizin imkanı olmadığı gibi de kullandıkça da daha çok artıyor. Paylaştıkça daha çok artıyor. Yeter ki bizim niyetimiz birlik olsun, beraberlik olsun, dostluk olsun, barış olsun. Elimizdekilere bir bakmayı tavsiye ediyorum. Bütün buradaki canlılar, hepiniz hoş geldiniz. Bizim güçlü yönlerimiz nelerdi? Yaşadığımız olumlu güzellikler, kaynaklarımız nelerdi? Bununla birlikte istemediğimiz anlarımız nelerdi bir bakalım. Ve elimizdeki güçlü yönlerimiz, kaynaklarımız, dostlarımızla birlikte bu bizi üzen olayları nasıl halledebiliriz, nasıl baş edebiliriz? Bunu düşünmek gerekiyor. Ve bazen gözlerimiz kapalı olduğunu zannediyorum. Çevremizde çok fırsatlar var, imkanlar var. Ama farkındalığımız olmazsa fark edemeyebiliyoruz. En yakınımızdan başlayarak uzağa doğru bir bakalım. Nelere sahibiz, hangi fırsatlarımız var? Bunları bakarak bizi tehdit edecek, bizi üzecek neler varsa onları bu fırsatlarımızla nasıl yok edebiliriz onlara bir bakalım derim.
Evet, 2024 için beklentilerimiz neler? Hiç düşündünüz mü? Neler yaşamak istiyoruz bu hayatta? Hoş geldiniz Knight Bey. Teşekkür ederim. Ya 2024'ten ne bekliyoruz? Kendi hayatımız için ne yaşamak istiyoruz? Eğer düşünmediysek başkalarının bizim için biçtiği hayatı mı yaşayacaksınız? Veya akıp giden bir su gibi akışta kalarak bugün orada, bugün burada mı vakit geçireceksiniz? Bunlar çok önemli gerçekten. Sen nerede, ne şekilde olmak istiyorsun? Senin mutluluk kaynakların nelerdir? Beni mutlu eden şey nedir? Ve şöyle de bir şey fark ettim. Bugün bizi mutlu eden yarın mutlu etmeyebiliyor. Çünkü biz de zaman içinde değişerek, gelişerek ilerliyoruz. Teşekkür ederim, sağ olun. Dün beğendiğimiz şeyi bugün beğenmeyebiliyoruz. Dün bizim için ihtiyaç olan bugün artık karşılanmış olabiliyor. O yüzden lütfen kendimize bir bakalım. Hepimiz çok değerliyiz. Rabbimin yarattığı için, insan olduğumuz için çok değerliyiz. Bunu görmek istiyorum. Herkes bugün lütfen bu yayını izleyen, şu anda konuk olan herkes hiç olmazsa 5 tane kendisi için dilek yazsın. Yazabiliyorsa 10 tane yazsın, 20 tane yazsın, 50 tane yazsın. İnanın yazının gücü çok güçlü. Ve bunları yazarken yazdığımız dileklerin merkezinde kendimiz olalım. Biz olalım yani, ben olayım. Şimdiki zamanla yazalım yazılarımızı. Mesela ne yapmak istiyoruz? 2024'te şu eğitimlere almak istiyorum. Şuradaki kitabı şu kadar tarihte okumak istiyorum. Ailemle birlikte keyifli vakit geçirmek istiyorum. Onlarla hafta sonunda şöyle bir etkinlik yapmak istiyorum. Aslında istiyorum da değil, yapıyorum. Okuyorum, gidiyorum. Yani bilinçaltımız bunları şu anda oluyor gibi tepki verecektir. Ve 2024 her birimize huzur getirsin. En önemlisi sağlıkla birlikte olsun. Biliyorsunuz ben sağlık personeliyim. Sağlık çok önemli. Fiziksel sağlığın altında yatan da ruhsal sağlık. Kişisel gelişime adım attığım zaman şunu fark ettim. Biz şimdiye kadar insanların fiziksel yönünü iyileştirmeye çalışmışız. Ama bunun altında aslında ruhsal yön var, psikolojik yön var. Eğer bir kişi kendine ait hissetmiyorsa, değersiz hissediyorsa veya kendini beğenmiyorsa, suçluluk duygusu varsa, bunlar vücudumuzda tepkimeye yol açıyor. Biliyorsunuz biz canlıyız. Çok küçük canlı hücrelerimiz var. Söylediğimiz her şey bize tezahür olarak geri geliyor. O yüzden ben kendimi beğenmiyorsam, şükredemiyorsam, sürekli yaşadığımdan, çevremden, her bir şeyden şikayet ediyorsam, bu bedenim bana ne yapmaz ki? Nasıl tepki verir sizce? Yani bir kişiye olumsuz konuşurken olumlu bir tepki vermesini bekleyebilir miyiz? O yüzden bedenimiz de bizimle konuşuyor. Biz de onunla konuşuyoruz. En azından kendimizi sevebiliriz, şükredebiliriz. Bakın elimiz ayağımız tutuyor. O kadar önemli ki nefes alabiliyoruz, konuşabiliyoruz. Suyumuzu alıp içebiliyoruz. Bunlar bile şöyle bir oturup düşündüğünde çok devasa işlemler. Teşekkür için harika sebepler. Yaşadığımız her şey için teşekkür etmeyi unutmayalım. Özellikle en yakınımızdan başlayalım. Çünkü en çok ihmal en yakınımızda oluyor. Hep en yakınımızdaki fırsatları görmeden uzaklara bakabiliyoruz. Elimizdeki imkanların farkına varmayabiliyoruz. Bir anda birçok şey yapmak zorunda değiliz. Kişisel gelişimde ilk adım atıldığında bunlar şöyle olabiliyor.
şunu da yapmalıyım, bunu da yapmalıyım, şunu da almalıyım. Ama sonra ne oluyor? Yorgunluk, yetersizlik duygusu. Emin adımlarla yavaş yavaş ilerlemek lazım. Teşekkür ederim Kadir Hocam. Sağ olun. İyi ki varsınız. Yani ne yapmak istiyorsak arkadaşlar, birer birer bunların neler yapabiliriz diye bir düşünelim. Yaşadıklarımızın da farkına varalım. Her birine teşekkür ederek. Ve ben şunu istiyorum, teşekkür ediyorum Filiz Hocam. Burada bugün birlikteysek biz kocaman bir zaman geçirmişiz. 2023'ü bitirmişiz. Ve zaman çok hızlı geçiyor ki inanın gözümüzü açıp kapayana kadar 2024 de geçecek. Eğer yaşamda birlikte olursak. Nurhan Hocam hoş geldin. İyi ki buradasın. Teşekkür ediyorum. Güvensizlik duygusu için ne yapabiliriz? Güvensizlik duygusunun sebepleri nedir? Neden güvensiz hissediyoruz? Nerede ilk olarak kendimizi güvende hissedemedik? Bunlar hepsi çalışılacak konular. DM'den yazarsanız görüşebiliriz. İnanın şöyle bir şey var. Hiçbir şey sebepsiz yere olmuyor dedim ya. Bir şeyler tamamen yok sayılmaya da bilme gibi bir şey yok yani. Yok edemezsin ama dönüştürebilirsin. Nerede kendini ilk güvensiz hissettiysen onu bularak güvende olma duygusuyla dönüştürebiliriz. Teşekkür ederim Nurhan Hocam. İyi ki varsınız. İnanın isminizi bile görmek benim yüzümü gülümsetiyor. Benim daha doğrusu burada olmamın sebeplerinden birisi de Nurhan Hocam. Bu çok değerlidir kendisi. Hayatımda çok önemli yeri vardır. İyi ki varlar, iyi ki buradalar ve dünya gözüyle görüşmeyi de Rabbim nasip etti. Biz ne istersek Allah bizim karşımıza çıkarıyor arkadaşlar. Ne dilersek. Yeter ki istemeyi bilelim. Çünkü sonsuz verme gücü olan bir Rabbe sahibiz. O kadar her şeye sahip ki her şeyi istersek bize verebilecek güçte. Ama biz isteyebiliyor muyuz? Ya da ihtiyacımız olan ne bilebiliyor muyuz? Evet, sevgili Nurhan hocamın gelmesi çok süper oluyor. Yani biz aslında bir aileyiz arkadaşlar. Düşüncelerimizle birlikte bir yeryüzünde karşılaşıyoruz aynı niyetli insanlar. Harika oluyor bence. Paylaşmak çok güzel bir duygu. Ben Kütahya'da yaşıyorum biliyorsunuz. Ama buradan bir Almanya'ya merhaba diyebiliyorsun. Veya bir Antalya'ya merhaba diyebiliyorsun. Bu zenginlik çok güzel. İyi ki hani pandemiye hep kızıyoruz ama bu yönden de çok teşekkür ediyorum. Bizi sosyal yönden harika şekilde ağlar kurdurdu, geliştirdi. Sanırım ben konuşmayı da seviyorum. Bir 5 dakikalık konuşayım derken bakın yayını da kapatamıyor insan. Böyle olunca sanki siz oradayken karşı sohbet ediyor gibi oluyor. Evet hocam şükürler olsun. Nefes 21 ailesi olarak kocaman bir aileyiz. Zürih'ten. Hoş geldiniz hocam Zürih'ten ne güzel. Ben de buradan Kütahya'dan hepinize kucak dolusu sevgi ve selamlarımı sunuyorum. İnanın şu anda yanımda hissediyorum her birinizi. Sizle olmak, sizle birlikte olmak bana çok iyi geliyor. Birazdan canım ailemin yanına gideceğim. Annemler, kardeşlerim. Onlarla birlikte olacağız. Onlar da bizim için çok büyük bir nimet arkadaşlar. Mutluysak da değilsek de vardır ki bir sebebi onların da bize göstermek istediği. Bize hangi sınavda neyi göstermeye çalışıyorlar okuyabilmek çok önemli. İzmir'e selamlar Ebru hocam harikasın. Selma hoş geldin canım. Yani bize her gelenin bir sebebi vardır. Nurhan hocamların, Bülent hocamların söylediği şeyler. Başımıza ne geliyorsa sebepsiz yere gelmiyordur. Önemli olan onu fark edebilmek. Bize vermek istediğim mesaj ne? Bizim almamız gereken ne burada? Bunu fark ediyor olmak harika. Fark etmek zaten iyileşmenin ilk adımı. Kabule geçmek daha sonra.
ve kabule geçtikten sonra ben bunlarla nasıl baş edebilirim? Daha güzel bir hayatı nasıl yaşayabilirim? Bu güzel hayatıma insanları nasıl katabilirim? Bu güzel insanlarla birlikte neler yapabilirim? Arka arkasına gelen sorular arkadaşlar. Hülya, hoş geldin canım. Böyle içimden geldi arkadaşlar. Birden dedim ki ya 2024 geliyor. Neler yaparız acaba 2024'te birlikte? Harika adımlar atacağız. Önümüzdeki günlerde Hülya, canım arkadaşım Hülya ile bir yayınımız olacak. Hepinizi bekleriz. Pazartesi günü, yani yarın akşam Azime Hocam, Şükrü Hocam ve Kadir Hocamla birlikte bir canlı yayınımız daha olacak. Ben çok güzel geleceğini düşünüyorum 2024'ün. Bize bolluk, bereket, huzur, mutluluk getirecek. Sağlık getirecek. İnanıyorum gerçekten. Böyle olmasına da niyet ediyorum. İnşallah birlikte emin adımlarla, güzel adımlarla ilerleyelim. Sağlık olsun en önemlisi. Her yerde barış olsun. Tüm dünyada barış olsun. Gönlümüzde barış olsun. İçimizdeki çocukla barış olsun. İçimizdeki çocuğu sevebiliyorsak eğer, fark edebiliyorsak, onunla mutluysak herkesle mutlu oluruz. O yüzden öncelikle lütfen aynanın karşısına geçip o karşıda aynada bize gülümseyen iki çift, bir çift gözü size bir gülümseyin. İyi ki varsın. İyi işler başardın deyin kendinize. Ve 2024 için güzel dileklerinizi dileyin. 2023 için de teşekkür edin. Ve her ne yaşandıysa yaşandı ve bitti. Güzel anlar, güzel yaşamlar bizi bekliyor. 2024 hepimize güzellikler getirsin. Hepimizi sevgiyle selamlıyorum arkadaşlar. İçimden geldi, böyle bir şeyler konuşayım istedim. Varsa söylemek istedikleriniz yorumlarda yazabilirsiniz. İletmek istedikleriniz. 2024'e mesajlarınız varsa paylaşabilirsiniz buradan. Evet, tekrar hatırlatayım. Yarın akşam YouTube'dan, Kadir Özdemir TV YouTube'da bir canlı yayınımız var. Ve ayın 6'sında da Hülya ile birlikte Instagram'da bir canlı yayınımız var. Hepinizi bekliyoruz. Sevgilerimle, bizi seviyorum, kendimi seviyorum, sizleri seviyorum. Harikasınız arkadaşlar. Nice mutlu yıllara.